Gamze. Allah'ım sen esirge ya Rabbim. Anne, burası çok güvenli bir yere benziyor yalnız. Bak, ben söylüyorum, buraya bize hayatta almazlar. Bence biz geri dönelim. Yavrum, sen bir şey yapmayacaksın ki zaten. Hemşireyi ben oyalayacağım. Sen gideceksin Mert'in odasını bulacaksın. Gizlice gireceksin oraya. Mert'e bu işin aslı nedir diye soracaksın, öğreneceksin. Olayı aydınlatıp geri geleceksin. Ne var bunda? Hakikaten hiçbir şey yapmayacakmışım ha. Gamze yürü Allah aşkına. Çocuğum bak bir de şöyle düşün. Ben ölmüş olsaydım. Anne Allah korusun ya. Allah korusunu falan yok. Yavrum görüyorsun Mert'in başına geleni. Hayat bu. Bak Mert'in durumuna. Baban da getirip seni böyle bir yere kapatsaydı. Senin arkadaşınla annesi de tam seni kurtaracakken böyle bizim gibi korkup tabanları yağlayıp kaçsaydı. Ha? Of, tamam. Tamam ya. Konuşma öyle kötü kötü. Yavrum ben sana hep ne diyorum? İyi insan olmak zordur. Değil mi kuzucuğum? Bak yavrucuğum biz bunu yapabiliriz. Biz bunu becerebiliriz seninle. Tamam mı? Hazır mısın? Bak bu çok önemli bir görev. Tamam, tamam anne. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dua et içinden sen de. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma yarabbim. Allah'ım sen utandırma bizi yarabbim. Gel. Gel çocuğum gel. Sen beni burada bekle tamam mı? Bak, ben sana işaret ettiğim anda fırlıyorsun, arıyorsun. Tamam canım. Hadi çocuğum kolay gelsin. Hadi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Ben sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi benim evlerden ırak... Ergen bir oğlum var. Vallahi hanımefendi ne ararsanız bunda. Kavga bunda, dövüş bunda. Efendime söyleyeyim... böyle bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ben de duydum ki... burada siz bu tip gençleri yola getiriyormuşsunuz. O yüzden de dedim bir geleyim... bilgi alayım. Ne diyorsunuz siz? Çocuk yuvası değil hanımefendi burası. Ruh sağlığı kliniği. Biliyorum ben zaten buranın neresi olduğunu. Bir dakika daha yakından bir şey soracağım. Tabii. Siz beni anlamıyorsunuz. Bu hayat memat meselesi benim için. Şimdi hanımefendiciğim bakın. Benim çocuğumun ruhu bozuk. Aa, hanımefendi ama lütfen burada ben önemli bir şey söylüyorum. Gözlerimin içine bakın lütfen ya. Benim zaten sinirlerim bozuk. Ben çok önemli bir şeyler atlatıyorum şu anda. Çok rica edeceğim size. Tamam sizi dinliyorum buyurun. Hanımefendiciğim benim çocuğumun ruhu bozuk. Şimdi... ben istiyorum ki burada çünkü yatması var, kalkması var, işte çocuğu yedirmesi, içirmesi var, hastane masrafları. Bana şöyle yuvarlak cana bir hesap. Aa hanımefendi ama lütfen ya bir şey anlatıyorum burada. Ben bir vatandaşım. Tamam ben de görevimi yapıyorum ama. Ben de görevinizim, ben görevinizin içine giriyorum. Tamam sizi dinliyorum buyurun. Çok rica edeceğim ama dikkatim dağılıyor bakın böyle. Tamam dinliyorum. Hanımefendiciğim bana... siz yuvarlak bir hesap yani kaça patlar ne olur böyle bir alt alta yazalım toplayalım burada sizinle birlikte. Lütfen kardeşim bakın siz çok aklı başında birine benziyorsunuz bana bir yardım edin be ablacığım. Önce doktorun görmesi lazım. Yahu güzel kardeşim doktor görse kaç yazar. Benim bütçeme burası uygun değilse doktor görse kaç yazar. Ama neden böyle yapıyor neden beni ciddiye almıyorsunuz. Bakın böyle böyle deliriyor insanlar böyle böyle deliriyor. Lütfen benim bütçeme uyacak. Ben de buraya getirip yatıracağım çocuğumu. Tamam. Ben size en iyisi bir broşür vereyim. Siz oradan inceleyin. Bir saniye. Hadi be ablacığım. Hadi ablacığım. Ablacığım hadi. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım. Ablacığım hadi. Ablacığım hadi.
sen kimsin? Benim Gamze, tanımadın mı? Gamze? Senin ne işin var burada? Ben gizlice girdim Mert. Çok az vaktim var, tamam mı? Hemen sana bir şey soracağım. Gideceğim. Sen niye uyuyorsun bu saatte? Verdikleri ilaçlar yüzünden. Hepsini içmiyorum ama... bazen yanlışlıkla yutuyorum işte. Sen Mehmet teyzeye bir şey söylemişsin. Annenin niye kendini öldürdüğüyle ilgili. Annem. Annem. Benim yaptığım bir şey yüzünden kıydı canını. Vicdan azabından öldürdü kendini. Ne yaptın Mert'e? Çok kötü bir şey yaptın. Ermin teyzenin evine girmekten de mi kötü? Çok daha kötü. Ne yaptın Mert? Daha küçücüktüm. Ben Derya'ya zarar vermek istememiştim. Derya kim Mert? Ne yaptın ona? Öyle olsun istememiştim. Mert, Derya kim? Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? Mert'in okuldan arkadaşım. Koridorda kimse göremeyince... Bu hastaya ziyaretçi yasağı var. Çabuk dışarı. Çabuk. Üzülme Mert. Üzülme. Ne oldu yavrum? Anlatmadı mı sana bir şey? Anne, galiba Mert Derya diye birine zarar vermiş. Anne teyze de vicdan azabına dayanamayıp öldürmüş kendini. Yavrum Derya kim, sormadın mı? Sordum. Sordum ama anlamakla cevap veremedi anne. Ay yavrum benim. Çocuğum benim. Verdikleri ilaçlar beni bile tanıyamadı. Beni bile. Tamam yavrum, tamam tamam çocuğum, tamam 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 aşkım, tamam. Anne ne olur kurtar Mert'i oradan. Tamam, elimden geleni yapacağım canım benim. Tamam, ağlama sen, oldu mu çocuğum? Ağlama yavrum, ağlama canım, canım. Bu Mert'in kötülük yaptım dediği Derya kim ya? Hayır, akrabası filan olsa biz hatırlarız bunu. Bizim okulda da yok ki öyle biri.
Anne. Hı? Mert'in orada ne kadar kalacağı belli mi? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Ya ben Cemil amcaya sorsam belki bana söyler ha? Bak kızım, seni uyarıyorum. Cemil amcandan uzak duracaksın. Ya kendi oğluna bunu yapan sana neler yapar ki? Aman sen Mert'in halini görmedin. Ya böyle yüzü bembeyazdı, böyle gözlerinin altı mosmordu. Hiç rüyama bile girdi. Yavrum bir çare düşünüyorum, arıyorum işte ben de. Gamze, ben çok korkuyorum. Bak bu işin altından çok korkunç şeyler çıkacak Gamze. Biliyorsun bana malum olur, annem dedi dersin sonra. Cık. Ay Allah'ım, ya Rabbim, nereden geldi bunlar başımıza?